Bizden x küp artı y karenin değer aralığı isteniyor. Tabii burada x'in ya da y'nin ne olduğu söylenmemiş. Yani tam sayı veya doğal sayı olduğu söylenmemiş. O halde biz x ve y'yi birer reel sayı gibi düşünmeliyiz. Şimdi x'in kübünü alacağız. Yani içinde x küp bulunan bir aralık oluşturacağız. Birinci ifadeyi alırsak, birinci eşitsizliği, eksi 3 küçük eşit x küçük eşit 1 ifadesi. Biz burada küp alabiliriz. Tabii küp almak için x'i 3 kez kendisiyle çarpmamız gerektiği için x'in negatif olup olmaması önemli değil. Eğer negatifse birinci çarpmamızda yön değiştirecek, ikinci çarpmamızda da eski haline geri dönecek. Bu nedenle negatif olup olmaması önemli değil. Yani direkt kübünü alabiliriz. Bu ifadenin kübünü alırsak eksi 3'ün kübü eksi 27 yapar. Küçük eşit x'in kübü x küp. Küçük eşit 1'in kübü de 1'dir. Yani x'in kübü bu aralıkta yer alacak. Şimdi gelelim ikinci kısma. Şurası. Eksi 2 küçük eşit y küçük eşit 2. Şimdi buradaki y'lerin bir kısmı negatif, bir kısmı pozitif. Biz y kareyi bulmak istiyorsak y ile y'yi çarpmalıyız. Tabii bizim y'miz negatif olursa, negatif bir sayıyla çarpacağımız için yön değişikliği yaşanacak. Ama y'miz pozitif olursa herhangi bir yön değişikliği yaşanmayacak. Bu karmaşaya düşmek istemiyorsak, biz y'lerin pozitif olduğu kısımlarla negatif olduğu kısımları birbirinden ayrıştırmalıyız. Şöyle ayrıştırırız. Eksi 2 küçük eşit y küçük eşit 0 deriz. Sonra negatif kısım bu. Diğer kısımda pozitif olduğu kısımda 0 küçük eşit y küçük eşit 2 deriz. Şimdi biz burada kare alırsak negatif sayı olduğu için, y'miz negatif olduğu için eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi 2'nin karesini alıyorum. 4 büyük eşit y'nin karesi y kare büyük eşit 0 oluyor. Buradaki y'lerimiz pozitif. Kare aldığımız zaman yön değişikliği yaşanmayacak. 0'ın karesi 0. Küçük eşit y'nin karesi y kare. Küçük eşit 2'nin karesi 4 olacak. Şimdi ikisini birleştireceğiz. Birleşimini alacağız yani. Şunu düzeltiriz yönünü. Şöyle olur. 0 küçük eşit y kare küçük eşit 4 olur. Şimdi ikisinin birleşimi aynı olduğu için şu olur bunların birleşimi. 0 küçük eşit y kare küçük eşit 4. Bizim aradığımız x küple y karenin toplamıydı. Hemen altına yazarız bunu. 0 küçük eşit şöyle y kareydi. Y kare küçük eşit 4. Şimdi taraf tarafa topluyorum. Eksi 27 artı 0. Eksi 27 olur. Küçük eşit x küp artı y kare küçük eşit 1 artı 4'ten 5 gelecek. Bizden istenen x küp artı y kare ifadesinin hangi aralıkta değer aldığı? Bunun değer alacağı aralık eksi 27 ile 5 arası olacak. Yani eksi 27 virgül 5'in arasında değer alır. Tabi uçlar kapalı. Eşitlik olduğu için kapalı aralık olarak göstereceğiz. Yani değer aralığı eksi 27 virgül 5 olur.